yolcu, dünyalı, insan, ne dersek diyelim hepimiz tahtsiziz. Bunu artık imparatorluğun gerçek kapılarındakilerin de dinleyebilmeleri ve anlayabilmeleri gerekir. Bir sui dediğimiz barış, sevgi, umut ve imparatorluğun kelamı olan insan ağırlığı hafifletebilecek düzeye varmıştır. Yarım bilgi hırsı kodlar. Ama bilgi tam olduğunda hırs kontrol kurularak kodlardan çıkarılır. Yarım bilgi halinde kodlama yapmaya kalkanlara sözüm şudur ki insan ol ve bilgiyi hak et. Ama sen insanlığı hak etmeden o bilgiyi hak edemeyeceksin. O zaman bil, ilmin haliki ol ve yoğunluğuna bütünün ilmiyle dillen. Eminim ki bunu tüm insanlık başarabilecektir. Yerde ve gökte ne varsa insanla var. Ama yol ilmin kalemine vardığı zaman o insan bütünün kültü olur. Yolcu, tüm insanlık, eşya, emre itaat et. Yolunu hak et, yoğunluğunu hak et. Ölü planette kendini dinle. Beden olarak çalış. Ama bedenin mutlaksa yolun mutlak olacak. Ama bedenin mutlak olamamışsa yolun mutlak olamayacak. Aloha, si, kaha derim hep. Bu ne demek bilir misiniz? Beş kenar bir kare olmaz. Dört kenar bir kare olur. Beşinci kenar kelamı halik olanın ilmi olur. İşte sizler beş kenarı kelamla dillerken kare olmadan kelam edemeyeceğinizi anlamalısınız. Bunun içindir ki beşir kapılarda beş kelam Hakk'ın kaleminde kendi yoğunluğunuz olduğu zaman kutsal toprak tohuma durabilir. Beş kapı, beş kenar. Hep dilden dile ulaşan yaşamlar. Ama o beş kapıda bir var ki o değerli insanlıktır. Bunu artık tahdissiz ilimle anlatmamız gerekir. Kürede kare var ama kareyi küreye dönüştürecek altılı ses var. Her bir altılı sesin altılı karelenen kelamı var. Ve bir tek olunduğunda küpe dönüşür bu kelam. Küp kürzi sahada kült olur, küre olur. Ol dedik oldu. Ölüler dirildi işte bu. Bugüne kaynak olan insan şüphe yok ki aklın kapısını da bulacaktır. Bugüne hak olup gelen hakiki insan mühim olan her anı hak edip dinletebilecektir. Bastığınız yer insanlıktır. Baktığınız yer ilim kalemlerinin diriliğinde olan bütünün kültüdür. Yarattığınız, yaşattığınız her şey saltanatın diliyle yaratıp yaşattığınızdır. Bugün bu sofraya bütün kötülükleri aşabilenler oturtuldular. Eğer kötülüğü kodlamışsanız burada olamayacaktınız. Ama kötülüğü kodlamadığınız için buradasınız. Kur'an'dan, kutsal şarkılardan ve yoğunluklardan üstün olan dürümler, Hakk'ın kaleminde kelamı dillerken, Mikail'in kalemiyle dillediler. Büyük kötülükleri aşıp geçtik ki, burada bu yaşamda mutlak kurullarda kontrol kurduk. Onlarca insan büyük kök geçiş yaptı burada bugün. Onlarca cennet kapısı açıldı bugün. Ve cevahir olan cevheri kelam kalemleri beden alıp görev taşıdılar. Unutulan her şey hatırlandı ama saygılı olanlarla yaptık biz bunu. Saygılı olmayanların basınç altında bu çalışmaya dahil olmalarına imkan veremedik. Vermedik. Yalın ve halik olan insana çay demlettik. O çay ilahi kült olan bilgi çayıdır. Ve biz o çayı
demleyende demlendik. Hem dünya için, hem yarınlar için, hem yaşayan ve yaşatan insansılığı, insanlığa kodlayan, mutlu olanlara ilim öğretenler için, yaratan ve yarattığıyla yaşayan insanlık, kemalin kemal olduğu bir yarında halka halka hakka varıp has olanda dürümlenip dillendikçe çamurun çamur ötesi çamurları kotlayacağı ve her çamurun ötesinde şafak olacağı ve her çamurun yoğrulmasından ötede bir yoğrulmayla ışık kontrolü kurulacağını bildirdik. Hatta altın ışığın gücünü dilledik. Hevesliyiz insanlığı kontrol için. Ama insan ilmini hak ettiği an kendini kontrol edebilecek. Biz insana kendini kontrol edebileceği ilmi öğrettik. Ve dedik ki, sizi kontrol etmem mümkün. Ama siz ilim olun, hakkın kalemi olun, kelam olun, kendinizi kontrol edin. Kur'ansın insan sen. Kurullar ötesi bir kervansın. Şarkısın, aşksın, kaptansın diriliklerde. Yakışır sana insanlaşmak. Hadi insanlaş. Hadi insanlaş ve yolunu bul. Yol Allah yolu. Hürmetle seni izleyeceğim. Hadi kendini bul. Bul kendini. Muradın budur. Kendini bul. Fırat'ın kalemiyiz biz. Ama Fırat'tan öte kelamızda. Fırat bir ırmak değil sadece. Yaradan ve yarattığıyla yaşanan ilmin kapısıdır.